Zaten şey bekliyorsunuz, değil mi? Ee, çok yüksek oranda bir sonuç yüksek bekliyorsunuz. Anladığım evet, kadarıyla. Evet. Zaten bir, televizyonlarda Ankara'yı konuşmuyor kimse farkındaysanız. Rekor diye bir ifadeniz olmuş mesela. Daha önce Ankara seçimlerinde alınanın üstünde bir derece benim için rekordur. Oylarımızın artmış olması 51'in üzerine ne kadar çıkarsa onu söylemek istiyorum. Peki normalde meslekten evet. başladı. Evet. Ben sadece şeyi, şeyi merak şey ettim de, evet. Tamam evet. soru hakkı evet. olarak olsun bu. Efendim şimdi bu Ankara'da ikinci döneminiz olacak. Bu ikinci dönem olduktan sonra siz bir daha belediye başkanlığına ileride aday mı olacaksınız yoksa siyasetin biraz farklı yerlerinde mi göreceğiz Yani ben artık önceden konuşmamayı öğrendim. Çünkü geçen seçim aday olduğumda tek dönem aday olacağım demiştim ama Gerçekten hem deprem, ekonomik sıkıntıları o olmaz ülkenin ha, evet. e, artı pandemi <laughs> yani pandemi de net iki yıl müddette başka işe bakılmadı. Tabii bu arada fırsat bulup yaptığımız işler oldu. Pandemiden e, o şekilde faydası oldu. Mesela normalde trafiği kesip de altından geçemeyeceğiniz zamanları yol boşken yaptık. E, Otur çalışmalarımız oldu ama. Tabii ki yoğunluğumuz e, depre, şey af, e, pandemiyle ilgili oldu. En az e, 6 ay yakında depremle e, uğraştık. Yani her işi bıraktım. Ben bizzat Kahramanmaraş'ta uzun süre Orada kaldım altı, falan. Evet. Dolayısıyla e, olağanüstü şartlar nedeniyle ikinci dönem aday oldum. Ama bu kararım katidir. Yani Allah göstermesin bir daha pandemi de olsa deprem de olsa. Amacım şu... Artık e, Ankara'da konuşuluyor ama Türkiye'de de konuşuluyor. Mansur Yavaş belediyeciliği kavramını oturtmak. Siz hatırlarsınız çok güzel bir yazı yazmıştınız Beypazarı'ndayken. Beypazarı'nda yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak e, yüzlerce, binlerce e, belediye başkanı, kaymakam ve e, vali Beypazarı'nda yaptığımız çalışmaları öğrendi. Yani bu kadar kısa zamanda burası nasıl böyle turistik hale geldi diye... Hiç unutmuyorum. Ee, Sayın Valimiz, Saygı Bey'in abisi, sık sık bunu hatırlatırız. Bir gün telefon açtı, hiç tanışmıyorum dediler, de Vali sizi, sizi arıyor. Şaşırdım, buyurun Sayın Valim dedi. Allah dedi benim önümden alsın, sana versin Sayın Valim, estağfurullah Allah uzun ömür versin. Niye öyle söylüyorsunuz? Orada yaptığımız çalışmaları met etmişti falan. Şimdi de Ankara'da Mansur Yavaş Belediyeciliği olarak adlandırılan ama aslında olması gereken gerçek belediyeciliği yaptığımıza inanıyoruz ve bizim zaten yaptığımız çalışmalar şu anda Türkiye çapında hemen hemen bütün adaylar tarafından proje olarak sunuluyor. Kendi illerine, ilçelerine ayarlanarak güzel bir isim bırakıp bırakmak istiyorum. Hem de zirvede bırakmak istiyorum. Önceden bir daha aday olmayacağım net bir şekilde söylemenin artık bunun istisnası yok. Şöyle de bir güzelliği oluyor. Beypazarı'nda Pazarı'nda ikinci dönem aday olmayacağım net bir şekilde seçildiğim akşam söylemiştim. Şöyle oluyor. Maalesef bizim seçmenimiz de bazen e, oyunu silah olarak kullanıp e, bir takım böyle e, yasaya uymayan veya zorlayan sizden bir şeyler istiyorlar. Evet. Yani sizin göreviniz içine olmayan <laughs> ama illa bunu yap hani yoksa oy vermeyiz şeyi de ortadan kalkıyor o zaman. Nasıl olsa bir daha da olmayacağı için böyle bir şeyi kullanamıyorlar siz Daha rahat çalışıyorsunuz. Evet. Ama ondan sonrası için bir şey söylemek mümkün değil. Tabii ki artık bunları öğrendik. Bir şey yapacağım ya da yapmayacağım demenin Türkiye'de tek bir karşılığının olmadığını öğrendim. Türkiye'de...